Sen çok güçlü bir adamsın. Çok da akıllı bir adamsın. Kafasına çuval geçireceksin. Bu adamı kaçıracaksın deseler, mümkün değil derdim. Sonra bir zaafın olduğunu öğrendim. Bir zaafın olmasına da üzüldüm. Daha yeni eğlenmeye başlamıştım seninle. Sen de benim yaptığım hatayı yapma Yılmaz. Zaaf gösterme. Bak hala konuşuyorsun. Düşmanını yakaladın mı? İndireceksin. Beklemeyeceksin. Oyalanmayacaksın. Eğlenmeyeceksin. Bu sana gösterdiğim son zaaf. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Ben dinleyeceğim. Bana her şeyi öğrenmiştin. Her şeyi biliyordun. Ne anlatmamı bekliyorsun? Kimsin? Sen kimsin? Hiç kimse. Evet. Yine harika bir başlangıç yaptık. Hı. Parmak izin yok. Devlette bir kaydın yok. Sicilin pırıl pırıl. Gördüğüm en mükemmel projesin. Ama kim seni eğitti? Niye buradasın? Seni kim gönderdi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Beni gözünde fazla büyütüyor olabilir misin acaba? Ben buralıyım Yılmaz. Yetim, öksüz büyüdüm. Bir sevdiğim vardı. Onu da aldılar elimden. İntikam için bir yola çıktım. Konu birkaç kişiyle bitecekti. İş sana kadar geldi. Şişt, bak, sakın. O köy meydanında Cahile Cüheyla'ya anlattığım masallarla yetinecek olsaydım karının yanındayken kafana sıktırırdım. Zahmet edip seni buraya kadar getirtmezdim, değil mi? Sen zaten bir şeye inanmışsın. Ben sana ne söylesem kahve muhabbeti deyip inanmayacaksın. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ben derin devletin yetiştirdiği özel bir adamım. Görevim seni açığa çıkarmaktı. Çıkardım. Görevim bitti. Yani öldürebilirsin beni. Bir profesyonel her zaman işkence altında ne söyleyeceğini çok iyi bilir. Biz daha sana fiske vurmadık. Sen her şeyi öttün, konuştun şimdi, öyle mi yani? Hı? Bak. Ben hayvansever bir adamım. Gerçekten. Ama sahibini bildiğim hayvanları seviyorum. Onun için bana söyle, sahibin kim? Gideyim bulayım, onunla konuşayım. Uzlaşacaksam uzlaşayım, çatışacaksam çatışayım. Hı, hadi yorma beni. Sen iyi yetişmiş bir adamsın Yılmaz. Her türlü sorgudan geçmişsin. Sorgulamayı öğrenmişsin. Hani diyordun ya ben yılmam diye. Ne oldu, ne çabuk yıldın? Yorma beni falan diyorsun. Yakışıyor mu sana? He. Çözdün beni yani. Ruslar mı yetiştirdi seni? Nerede açık verdim acaba? Kahvede. Kafana dayadığım silahın boş olduğunu anladın. Lan! Ben de oradan korkuturum seni diyordum. Çok insanı korkuttuğun doğrudur. Gerçekten çok sinir bozucusun. Biliyorsun bunu değil mi? Hı? İkinci açığın da bu.
Eğer seni Ruslar yetiştirmemiş olsaydı çoktan saldırmıştın bana. Öfke kontrolünü en iyi onlar öğretir. Ha bir de kahvede devrimciliğimden bahsederken çekiç orak demeseydin iyiydi. Sen gerçekten özel bir adamsın. Hiç kimse olmak için fazla iyisin biliyorsun değil mi? Şimdi sana son bir şey soracağım sonra arkadaşlara emanet edeceğim seni. Senin şu kanka Üsteğmen. O da mı hiç kimse şimdi? Sen de öldüremediğin her adama bir kulp takıyorsun Yılmaz. Ne olacak? Birilerinin yetiştirdiği adamdır bu. O yüzden öldüremedim deyip etrafına hava mı atacaksın? Adam jandarma Üsteğmen. Senin kiralıkların kurduğu pusudan mı kurtulamayacak? Ben bile kurtuldum. Sen bile kurtuldun. Güzel. Sen biraz gerginsin. Hı? Arkadaşlar seni şöyle güzel gevşetsinler. Ben de bu arada gideyim. Sevdiklerine başsağlığı dileyim. Bu arada kahvede arkadaşlarına öldüğünü söyledim. Hepsine helva ısmarladım. Fikret yolunu bekliyordu, ona da söyledim. Halaoğlu boşuna bekleme. Halil İbrahim öldü dedim. Son oyununu da bozdum yani. Oyun daha bitmedi Yılmaz. Ben ölsem de bitmedi. Yaşasam da bitmedi. Çok sevinme yani. Arkadaşla ilgilenin, bir eksiği olmasın. Nusret dikkatli ol, üzerinde kemer dahi kalmasın. Üzerini aradık efendim, hiçbir şey yok. Sizden bahsediyorum lan. Üzerinizde kemer, cep telefonu, kredi kartı, anahtar, hiçbir şey olmasın. Kürdan bulsa hepinizi öldürür. Efendim, biz onu otoparkta alırken... Otoparkta zaten... alırken yanında zaafı vardı. Burada yok. Dikkatli ol, sakın ölmesin. Konuşacak. Emredersiniz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.